Günaydın. Evden bir gün, evden bir sabah. Hava kararmadan kartalım uyandı yine. Eşim işe gitti. Valla onun kapının sesini duydum ama tam böyle yine uyuyordum, dalıyordum. Kartal uyandı. Neden oluyor? Niye? Çünkü sessiz Evet anne. Ya hava karanlık, çok erken değil, yine 8'i falan geçti, birazcık saat. Şimdi şöyle bir şuraları toplamakla biz güne başlayalım oğlumla. İşte akşam herkes battaniyesini alan şurada oturdu, yattı, kartal yattı burada derken her yeri bir toplayalım. Asya daha yatıyor. Hayır. Ablanı kaldırma. Geçer. Asya'm daha yatıyor. Şimdi şey yapalım biz. Hadi biz buraları toplayalım aşkım. Niye? Toplamayacağım mı? Sopsa. Sen ne yapacaksın? Ben de oturuyorum. Biraz televizyon izliyorum. Öyle mi? Anne ben de gidip aç. Anneye yardım yok mu? Var. Nasıl edeceksin yardım? 58. Ha? 58. Ben buraları toplayacağım. Sen oturup televizyon mu izleyeceksin? Evet. Sen bana yardım etmeyeceksin mi? Hayır. Neden? Hı. Elizabeth izleyeceğim. Tamam, Minika izleyeceksen tamam, o zaman haklısın. Öyle yani. Gün yine erken başladı. Hadi bakalım. Yapma, korkuyorum. Yap. Anne hayırlar olsun, oyunlar. Hayır, yok oyun. Hayır, sabah sabah yok oyun lütfen. Anne göstermem gerek. Hayır, istemiyorum. Yok bunda. Anne önce göster. Helikopter yolluyordun. Helikopteri sen de çaksın. Uhu ve hey. Bana da eğlenceli değil mi? Evet. Uy. Ah. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Soru değil. Ben hepsini hallederim. Biliyorum. Porsche'ye şey var mı? Ferrari var mı? Hiçbir şey yok. Ferrari var. Ve
Ben yiyorum biraz sermayeyle. Bir de çıkıyor böyle. Otobüs gidiyor su. Yansın Feyyaz ağlıyor. Aha. Bende geliyorum çocuklar. De. Çok kuruyorsun. De. Ama bir şey ödeyim. Espranlar nerede? Kahvaltımızı yaptık. Asya da tabii kalktı çoktan. Bir çamaşır yıkadım. Ondan sonra şimdi onları asacağım. Kahvaltıdan önce Asya'da kalkmadan önce bilgisayarda bayağı bir maillerimi falan temizledim. Bayağı bir orada da işimin büyük bir çoğunluğunu yaptım. En azından öğlenden önceki. Ondan sonra şimdi birazcık dinleniyorum. Kartalım da arabalarıyla arabalarını konuşturuyor. Onlarla oynuyor. Kuzum. Hayır, araba şişti. Ne oldu? Arabası da şişti. Şişti mi? Evet. Hangi araba şişti? En çok hangisini seviyorsun? Bana göster bakayım. Türbe yeşilini seçiyor. Evet, bu türbe yeşili arabayı çok ama çok seviyor. Bakayım göster, üstünü görmüyoruz. Bana bak güneş. Nerede? Dışarıda değil mi? Burada. Evet aşkım, evet. Tamam. Hadi sen oyna arabalarını. Burnu da tıkalı. Hadi oyna. Selamlar, pazar alışverişi köşeme geldim. Bir hemen hızlı hızlı pazar yaptım. Geldim arkadaşlar öğlen arası saatlerinde. Şimdi pazardan, daha doğrusu bizim buradaki pazara gitme amacım her zaman böyle sebze meyve değil de daha böyle giyim tarzı şeyler bakmak. Ama bu sefer çok böyle sebze meyveye girdim. Güzel çünkü, ay hadi bu da olsun bu da olsun diye aldım ve öyle geldi gitti. Yine annemin dediği gibi hiçbir şey almayacağım dediğim pazardan bir pazar arabası dolusu yükle geri döndüm. Şimdi hemen kısaca şöyle aldıklarımı göstereyim. Biraz muz aldım. Muzun ortalama... Şöyle ben kaç tane almışım? 5 tane kadar aldım. Çok fazla yenmiyor bizde ve ezilip kötü oluyor. Muzun ortalama fiyatı 30-35 lira kadar. Zaten herhangi bir meyvenin güzeli 30 ila 50 arası. Daha aşağısı meyve yok. Şöyle deveci armut aldım. Ondan da 3 tane aldım. Ondan sonra meyve işte mandalina falan vardı. Almadım onlardan. Şöyle çok güzel pembe domates vardı. Seçerek şöyle hem de tam benim istediğim boylarda. Küçük pembe domateslerden. Böyle bir kilo kadar. Bir kilodan belki daha fazla bu da. Pembe domates aldım. Ondan sonracığıma şöyle kabak aldım. Çünkü dolma yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra şöyle biraz da patlıcan aldım. Kabak da patlıcan da, patlıcan 30 liradan fazlaydı. Yani 35-45 öyle bir fiyatı var. Kabağın da fiyatı 25-35 öyle o aralıklarda pazarda. Patlıcanları da şöyle küçük küçük seçtim. Çünkü patlıcanları alma amacım közlemek arkadaşlar, közleyeceğim. Ben yazın aslında yaptım bunu da, tabi şimdi yazın daha uygun fiyatlı, hani böyle çok yapılacaksa, ama çok değil işte. Öyle birkaç tane şey yapmıştım, közleyip buzdolabı poşetiyle buzluğa koymuştum. Şimdi köz patlıcan lazım olunca, yani ya da hadi bunu yapayım deyince evde böyle hiç bulunmuyor, ya markete gitmek gerekiyor ya patlıcan olması gerekiyor, közlemen gerekiyor falan filan.
Bir de konudan konuya atlıyorum. Çok önce yine yazın herhalde köz patlıcan kavanoz almıştım. Ya tat marka ya da Kühne marka. Çok net hatırlamıyorum ikisinden biri. Şey yaptım. Beşamelli falan böyle şey yaptım. Beğendi yaptım. Resmen ekşi. Yani böyle o herhalde böyle konservenin vermiş olduğu tat mıydı? Çok net bilmiyorum ama tadını hiç beğenmedim. Sonra yani aslında yeniden eski açılsa ekşi diyeceksin. Öyle de değildi. Sonra bir daha işte soğudum, bir daha da almadım, ne yalan söyleyeyim. O zaman işte közlemiştim. Şimdi demek istediğim bunları da közleyeceğim. Buzlukta dursun. Zaten bu işte bana 5-6 kere bir şey, herhangi bir şey yaptığın zaman atıyorum birisi gelecek olsa hemen bir çıkartırsın sarımsaklı yoğurtla. Güzel bir çeşit oluyor örneğin. Bana çok uzun süre gider. Patlıcanı da o yüzden aldım. Ondan sonracıma dolma yapacağım için bunları gördüm. Bunlardan aldım. Şunların da güzelliğine bakar mısınız? Bunları da küçüklerinden aldım. Böyle çok büyükleri sevmiyorum. Bunların da kilosu 30 liraydı. Asıl normal kırmızı biberin kilosu mesela 50 liralarda. Bunlar 30 lira daha uygun. Neden bilmiyorum. Ondan sonracıma şöyle bir burada taze soğanla kıvırcığım var. Bu kıvırcıkları da üşenmezsem bugün tabii ki yıkayıp kurutmada kurutup kurutma deyince çamaşır makinesi gibi oldu. Sebze kurutma aparatında kurutup peçeteyle böyle dolapta tutmak istiyorum. Çünkü hazır olunca salata yapıyorum, olmayınca yapmıyorum. O yüzden. Ondan sonra bu pazarın giyim kısmına gelelim. Bu sefer kendime bir şey bulamadım, almadım. Ben de kendime böyle güzel bir sivit istiyordum ama ya vardı da böyle çok beğenemedim. Çok beğenmem lazım benim bir şey almak için. Böyle iş yerine genelde cuma günleri falan spor giyiniyoruz. O zamanlarda böyle giyinmek için falan baktım ama çok beğenemedim, almadım, her neyse. Bu iş kime yaradı? Tabii ki Asya'ya yaradı. Arkadaşlar şöyle önce Asya'nın size harika ötesi sweetini göstereyim. De facto'nun şöyle L-beden. Bunlar şeyde ihraç fazlası ürünler. Şöyle şu ön tarafı. Şu detayları falan çok güzel. Ondan sonra bu da böyle arka tarafı. Arkası da böyle desenli. Evet, de facto da Koton'da hatta Sivakiki'de falan bile sivitler kaç para? 500-600 lira en şey mağazada bile, yani hani Waikiki atıyorum. İşte Mango'dan falan bir tık aşağıdır falan ya, ama yani hepsi uçmuş vaziyette 500-600 lira. Evet, bu siviti 100 liraya aldım arkadaşlar. Aa, Asya unuttum, kendime yok diyorum. Ben kendime bir şey aldım. Nerede? Versene. Unuttum. Geliyorum. Giydim de geldim. Ben de kendime bu siviti aldım arkadaşlar. Bu da Koton'un şöyle kapşonu var. Böyle fermuarı var. Böyle güzel, değişik bence şeyi, modeli. Normal sivit modeli değil. Altı lastikli değil çünkü. Öyle ben çok seviyorum. Böyle çok güzel bir ne denir buna ya? Jarse de değil de kadife de değil de böyle işte bir kumaş. Her neyse. Şimdi bundan devam edeyim. Bunlar nasıl olsa yıkanacak. Ben de banyo yapacağım bugün. O yüzden bundan devam edebilirim. Asya yine böyle bir şeylerin işte hırkalarını falan içine giymek için bluz istiyordu. Gördüm hemen. Dedim Asya'ya da bundan alayım. Şöyle bunlar L beden gösteriyor. Şöyle üzerinde zarın etiketi var. Ne kadar doğru bilmiyorum ama. Şöyle çok güzel bir fitilli penye.
boğazlı. Böyle her şeyin içine giyebilecek harika bir penye kumaşı olan bir bu renk aldık. Bir de kremden bir tık daha koyu. Ne renkte? Taş beş. Denebilir. Bir dakika. Nedenine bakmadım da. Evet. Bir de bu renk aldık. Bunun da bunların fiyatı 50'şer lira arkadaşlar. Bir de kartala. Bir yine pijama takımı aldım. Ama nasıl aldım? Büyük büyük aldım. Bu sene giyinmeyecek. Şöyle üzerinde tabii ki arabalar olan. Bu takımın da fiyatı 120 lira. Açıkçası uygun diye aldım. 120 liraya takım değil. Zaten 100 liraya tek parça bir şey alıyorsunuz. Tamam yani dışarıda giyecek bir şey değil ama hani günlük evde çok rahat giyebileceği çok güzel. Böyle içi böyle polar gibi, böyle pamuk gibi içi. Güzel sıcak da tutar. 120 liraya da bu takımı aldım. Evet. Aldıklarımız bu kadar. Şimdi ben şu Asya'nınki açık renk gerçi. Onunla her şeye atamam. Bir şey olur. Bunlardan renk falan çıkarsa ilk yıkamada. O tek yıkanır. Şu koyu renkleri ben bir atayım dönsün. Zaten dışarıda da çamaşır var. Hava bugün çok soğuk ama güneşli. Öyle değişik bir hava var. Ondan sonra ben yemek hazırlığına falan gireceğim. O sırada şöyle köz tavamı patlıcanlardan kaç tane sığarsa bir közleyeyim. Onlar bir kalksın aradan. Bırakayım onu orada, o közlensin. Ondan sonra işte yemekti, banyoydu bilmem ne derken yine tabii ki akşamı yapacağız hep birlikte. Sonra görüşürüz. O sırada işte onu çıkarttım. Attım makineye. Hadi dedim atayım şunları hemen elimin altından. Son parçayı, asıl alışverişin star parçasını size gösteriyorum. Evet. Yine bizim bu pazarda bir tane tabakçı var. Yemek tabağından kaseye, salata tabağından servis tabağına, aklınıza gelecek bütün modeller var. Yani boyutlar. Ve çok modern, çok güzel modeller var. Yani böyle oraya böyle bakarken her gittiğimde bakıyorum. Ama malum mutfağım çok büyük olmadığı için bir yandan da yani gerçekten de gerek yok. Tabak yok mu? Var. Ama aklımdan şu geçmiyor değil. Şu andaki bütün tabakları atıp yerine yenilerini almak. Böyle nasıl diyeyim? O kadar çok model beğeniyorum ki atıyorum altılı bir takım yapsam diyorum herhalde hepsinden birer tane alırım. Öyle bir takım yaparım çünkü çok çok güzeller. Bu sefer birazcık dayanamadım. O da şöyle, aslında aklımda vardı ama oradan almak yoktu yani, öyle düşünüyordum alayım diye. Böyle kahvaltıda böyle aynı tabaklarım çok yok. O yüzden de böyle öyle bir şey istiyordum. Aslında hani dediğim gibi o kadar güzel çeşitli boy boy yani zeytin sosluk bilmem ne kare yuvarlak ova her boyut her model çok güzel takımlar bile yapılabilir. Oradan bir de tabii ki fiyatını da duyuracağız. Şey yapamadım. Kendimi tutamadım. Ha, bu arada bunlar dediğim gibi hani böyle güzel bir takım yapıyor olsan normal fiyatları da var yani normal ne derler şeysiz. Bunlar böyle çok ufacık tefecik hasarları olan tabaklar. El yapımı diyor. Şöyle şu bir. Aynısından iki tane aldım. Toplam dört tane aldım. Şu iki. Şöyle hasarlarını da size göstereyim hemen. Şununki şöyle şurada. Şununki de
bakın burada. Boya yapılırken büyük ihtimalle şuraları şöyle şurada. Ondan sonra diğer ikiliye geçiyorum. Ama çok güzeller ya. Bunların hasarlarını göremiyorum desem inanır mısınız? Şöyle göstereyim size de. Göremedim. Evet vallahi göremedim. Yoksa bu desenler mi? Yok yani ikisi de aynı. Desenler de aynı. Şöyle tutarsam anlaşılacak. Olması gereken demek ki bu desen olarak da. Neyse bunların hasarını bile göremedim arkadaşlar. Sonuç olarak. Yok göremiyorum. Sonuç olarak iki tane de bundan aldım. Tanesi 15 lira. İki tanesi 30 lira. Dört tanesi 60 lira. Ya çok tatlılar. Bunlar böyle yani bundan al atıyorum pasta tabağı. Yanına fincan koy kurabiye tabağı. Masaya zeytinyağlı koy. Meze koy. Böyle hani ne derler hani yoğurtlu bir şey ama çok yüksek değil ya burası. O yüzden her şeyde kullanılır. Bu sefer dediğim gibi şey yapamadım. Karşı koyamadım beğenilerime. Ve bunları aldım. Evet alışverişim asıl şimdi bitti. Alışveriş bitiyor. Haydi bakalım sonra devam ederiz güne. Patlıcanlarım burada. Şöyle şey yaptım. Deldim. Onları koydum. Hepsi sığdı. Küçük küçükler zaten. Küçük aldım. Neden? Hızlıca olsunlar diye. Beni uğraştırmasınlar diye. Aman içi pişti pişmedi. Derdi olmasın diye. Burada da tavuk bagetlerim var arkadaşlar. Şöyle patates, baharat, biraz da soğanla kısık ateşte pişiyorlar. Ondan sonra burada dolma için kıymam var ama sonra için yapacağım dolmayı. Bu malzemelerimi şimdi bir dolaba koyacağım. Ondan sonra burada tabii ki bulaşığım var. Temiz makineyi boşaltacağım. Ve yine tabii ki ne olacak? Akşama yine bu bunlarla yemek bulaşığıyla bilmem neyle makine dolacak. Bu makinenin dolma hızı gerçekten ve çöpün dolma hızı bilirsiniz. Gerçekten hiçbir şeyle yarışamaz. Ay ne kadar güzel kokuyor. Köz kokusu çok güzel bir koku. Bunlar burada yavaş yavaş közlensinler. Patlıcanlarım oldu. Çevire çevire hızlıca yaptım. Burada yemeğimin artık suyunu çekmesi bir tık da böyle kızarmaya geçmesi için ağzını kapağını açtım. Ve birazcık da kısıktan şeyi aldım. Daha normal bir ocağı aldım. Annem dedi ki tavukları koy dedi. O dedi sulanır. Ben de daha ilk başta koydum tavukları. Sulanmadı çünkü baget bunlar normal but değil. Neyse. Ondan sonra ne yaptım? Bir tane içine soğan doğradım. Çünkü soğan malum her şeyi sulandırır. Hem de lezzet verir. O yüzden güzel sulandı. Yani normal su koymaktansa soğan doğradım. Lezzet olsun diye. Bu arada biz bugün çocuklarla yiyeceğiz. Eşim maça gidecek. O yüzden de kahvaltıyla da durduğumuz için şimdi erken yiyeceğiz biraz. Akşam yemeği biraz öyle olacak. Çünkü kahvaltı ettik tabii. Arada da bir şey yenmedi. Gerçi kartala bir çorba içirdim ama şöyle güzelsinler. Kartala bir çorba içirdim ama biz de hiçbir şey yemedik. Yani saat şu anda 5.30 falan. Yiyeceğiz yemeğimizi. Çok çok acıktık. 5.30-6 gibi yemiş oluruz işte. Güzel oldu bence. Gel. Nereye geleyim? Buraya gel. Sen bulacaksın annem ablanı. Hadi saklambaç oynuyorsunuz. Aa, ne yapacaksın benimle?
de gel. Ama bak şimdi. Olur. Sen kendin bulacaksın. Hani bulamazsak ya da korkmuş olursak. Tamam, korkmayacağın yerlere bak. Ama ben dışarı bakmak istiyorum. Dışarı bakmak istiyorum. Anne söyledi. Korkudan arayamıyorsun ha. Abla hadi. Ha gayret. Hadi şimdi kim yumuyor? Asya. Hadi bakalım. Asya geliyor şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm arkam sağ olsun. Kaça kadar sayıyorsun? 10'a! Hadi say. Euro 10 yaşında. Ben de babama Euro 100 yaşında olacaktı. Kim? Euro 100 olacaktı ama şimdi 10 oldu. 10. 100 olmaz. 10. Say bakalım. 10'a kadar. Say. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Öğretmen soru çıkları evet. Bana gelme ama kendini ara. Yoksa saklambaç oynama. Anne burada mı? Hayır yok orada. Hadi bakalım. Bak ama yok. Vallahi işler bitmiyor. Şöyle patlıcanlarımı doğradım. Şöyle bir altına kaba koydum. Kirli kap da suyu damlayacak diye. Yani bir damlayacak suyu da damlasın. Ondan sonra yarının yemeği dolmayı yaptım. Afiyet olsun paşacığım. Bakayım diline. Kartal da küçük bir magnum buldu şeydi. Onu yerken. Burası değil mi? Dur bir dakika. Ay kanıyor Allah'ım. Şimdi git ablası siler misin ağzını lütfen? Ondan sonra yarın yemeğini de koydum. Şimdi bulaşık makinesi işimi hala yapmadım. Onu yapacağım. Sonra eğer ki halim kalırsa salata işine geçeceğim. Benden bu kadar. Ben bittim. Yemek pişmek üzere. Hatta pişti bile denebilir. Dolmalarım pişti. Bunlar böyle sıcağıyla kalır. Sabah da dolaba koyarım. Salatalarımı yıkadım, kuruttum. Şey vardı, üçgen yufka vardı. Hafta sonu yapmak için almıştık marketten de. Böyle bir türlü fırsat olmadı, yapmamıştım. Ondan sonra onu yaptım şimdi. Bunu da buzluğa atacağım. Sonra da bittim artık yani. Dinleneceğim. Yarın işe gideceğim çünkü. Bugünü böyle bitirdik. Daha sonra görüşmek üzere. Bu arada yine geldim. Mısır patlatma sesi eşliğinde. Bir mısır patlatalım dedik. Çayla içeceğiz. Yiyeceğiz. Bir dakika. Böyle bir yemeği de normalden her zamankinden erken yediğimiz için böyle bir şey olduk. Hafif böyle acıkır gibi olduk. Çayla dedik mısır yiyelim. Her neyse. Şimdi şu yeşillikleri kaldıracağım. Nasıl kaldıracağım? Benim böyle bunun gibi işte bu ve dikdörtgen böyle kaplarım var. Bunlara bu yıkananları
ve tabii ki kuru olmaları gerekiyor. Şöyle aralarına yine kat kat peçete koyarak mümkün olduğunca kat kat peçete koyarak koyacağım. Şöyle koyalım. Şöyle mesela birazcık koydum. Yine bir peçete koyayım. Ama galiba keşke dikdörtgeni alsaydım. Neyse bunu birazcık sadece ezmiş olacağım o kadar. Araya yine bir kat. Sonra yine böyle koydum. Bir yandan mısıra bakıyorum. Ondan sonra araya yine şöyle bir kat. Yani olur da şey mantığı da vardır ya, buzdolabına böyle herhangi bir yeşilliği bir şey koyduğunuz zaman bir torbaya bir peçete koyun derler. Yani onun nemini alıp çürümesini engellemek mantık bu. Bunları da böyle yine peçete altında koyuyorum. Anne ben de yiyorum. Gel aşkım gel. Çok iyi. Ondan sonra güzelce mümkün olduğunca. Aa sakın elleme. Sıcak. Ben aklımı çasır alıp yaptın mı? Evet mısır. Seviyor musun? Hadi. Hadi. Mümkün olduğunca hava hadi, almayacak hadi şekilde. Hadi açalım bakalım. Yok annem bu o değil. Onu şimdi koyacağız patlamış mısırımızı. Patlamış. Evet. Şurasını geçiremedim. Çünkü peçete gelmiş. Tamamdır. Bunu böyle dolapta saklıyorum. Dur aşkım bırak. Uzun süre. Yani en az bir hafta bir şey olmuyor. Aa, yapma aşkım. Aşağı iner misin? Biz şimdi mısırımızı çayımızı koyalım. Görüşürüz.